Selamlar Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşadığımız, hayırda takvada birikim yaptığımız güzel bir günümüz. Alemlerin Rabbine ne kadar şükretsek azdır. Şükürler olsun bizlere şu sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu vermiştir. Her zaman yüzümüzde bir tebessüm, içimizde bir hidayet, Allah'a şükür var. Hayatımızın her anını Kadir Gecesi gibi görüp ve Yüce Allah'ın bizlere şah damarımızdan yakın olduğunu bilip dost doğru yaşamaya çalışıyoruz. Allah'a şükür bugün de beni mutlu eden konular tuttuğum oruç, kıldığım namazlarım, dualarımdır. Diğer konular bu dünyanın bir oyun eğlencesi, bir oyalanmasıdır. Başka bir şey değildir. Umurumuzda bile değil. Elimizden geldiğince biz kulluğumuzu dost doğru bir şekilde yaşayıp Yüce Allah'ın rızasına uygun devam etmeye çalışıyoruz. Şu hayatta beni ayakta tutan, her gün daha da dosdoğru ibadetleri yapmama vesile olan konu Yüce Allah'a karşı duyduğum sevgidir. Ona duyduğum saygıdır. Bizlere verdiği şu mükemmel nimetlerdir. Niye mükemmel diyoruz? Şundan dolayı. Herkes bir bedenine baksın. Ne kadar mükemmel bir sistem. Öyle bir yaratılmış ki Yüce Allah'ın verdiği mükemmel nimetlerle donatılmış bir bedeniniz var. Ve ebedi olan ruhunuz var. Şu beden fanidir. Belli bir ömrü var Yüce Allah'ın tayin ettiği. Vakti gelince tekrar Yüce Allah'a döndürülecek. Ruhunuz da döndürülecek ama ruhunuz ebedi. Hesap vermeye o ruhunuz çıkacak. Ebedi alemde hesabı Allah'ın izniyle vermeye çalışacak. Ve şu eliniz, kolunuz, diliniz, gözünüz, kulağınız hepsi size şahitlik edecek. Yaptığınız her şeyden haberdar. Bugün Allah'ın izniyle Yüce Allah'ın rızası için oruç tuttum. Namaz kıldım, dualarımla ve diğer ibadetlerimle Yüce Allah'ın rızasını aradım. Bu ibadetleri dosdoğru hakkıyla yapıp yapmadığımı Yüce Allah değerlendirecek. İnşallah bizlerden razı olur. Yalnız onun rızası için yapıyoruz. Yalnız ona kulluk ediyoruz. Hiçbir başka bir beklentimiz yok. Ve bu nimetler de bize şahit. O gün de bize şahitlik edecek. Diyecek ki senin kulun günlerce hayatının her anında şunları yapmaya çalıştı. Şu niyetteydi. Söyleyecekler. Hepsinin bir hesabı var. Şu dünyada varsa yoksa makam, mevki, zenginlik, şan, şöhret, zevk, sefa içinde yaşama derdinde olanlar kaybetmeye, helak olmaya mahkumdur. Böyle cahillerden olmayın. Allah'a şükür biz ebedi olanı, Yüce Allah'ın ebedi sevgisini, saygısını, rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Ebedi aleme hazırlanıyoruz. Her günümüz bu amaçla, bu hedefle yaşanıyor. İnşallah Yüce Rabbimiz bizlerden razı olur. Elimizden geleni yapacağız. O secdeye gittiğimizde, o iftarımızı açtığımızda, sahurumuzu yaptığımızda, elimizdeki nimetlerle sofralar donatılmayabilir veya her şeyi bulamayabilirsiniz. Ve şu anki dünya düzenine baktığınızda zaten o kadar batıl, o kadar şeytani bir düzen ki, ideolojiler, akımlar, kendini bilmez münafık, müşrik, kafirler sayısızca var. Bu nedenle siz kendi hayatınızı düşünün. Ve Kur'an-ı Kerim'in hükmüne göre yaşayın. Yüce Allah'ın emirlerini gözetmeyen, bunun dışında başka masal hikayelere dalanlar helak olmaya, kahru perişan olmaya mahkumdur. Böyle helak olacak şeytanın yardımcılarından olmayın. Allah'a şükür biz bunlarla da mücadele ediyoruz. Elimizden geldiğince her günümüzü takvalı bir şekilde yaşayıp hem bunlara örnek olup hem de nasıl Müslüman olunur, nasıl İslamiyet'in nuruna ulaşılır bunu göstermeye çalışıyoruz. Yüce Allah şahittir. Her şeyimizden haberdardır. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu, ebedi makamlarında ebedi saadetine ulaştırdığı kullarından oluruz diyorum. Hoşçakalın.